Merhaba, spiritüel konulara bir yerlerden giriş yapmak istiyorsun ama nerelerle, hangi kaynaklarla başlayacağını bilmiyor musun? Bu konulara birazcık şüpheyle yaklaşıp şu ana kadar öğrendiğin bilimsel bilgilerin neresine oturduğunu sorguluyor olabilir misin? Bu yüzden bu konulara biraz uzak, mesafeli, dirençli olabilir misin? Tam olarak zihnini doyuracak bilgilerin nerede olduğunu araştırıyor musun? Eğer bunlara cevabın evetse sana çok seveceğin kitap önerileriyle geldim. Hazırsan başlayalım. Merhaba, ben Mora Hümeyra. Bu kanalda dönüşüm yolculuğumu ve bu yolculukta edindiğim bilgileri, deneyimleri paylaşıyorum. Benim geçmişimi bilmeyenler için kısa bir dipnot. Üniversiteyi Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum ve İnşaat Mühendisliği ve Fizik bölümlerinden mezun oldum. Küçüklüğümden beri evreni, dünyayı hep daha iyi anlamak istedim. Küçükken her ay bana bilim dergileri gelirdi. Hayvanları, bozulları, dağları, kozmosu her şeyi öğrenmek isterdim ve öğrenirdim de sürekli. Bütün merakım buydu. Bu merak beni üniversitede fizik okumaya kadar götürdü. Ama sonra evreni daha da iyi, daha da iyi, daha da iyi anlamak için bunlar bana yetmedi. Oradan sonra ezoterik öğretiler hayatıma girdi. Özellikle de dinle ve dinin baskı unsuru olarak kullanılması ile geliştirdiğim direnç ruhsal konulara ya da e, görünenin ötesinde olana beni her şeyde bir bilimsel kanıt e, arama ihtiyacına götürmüştü açıkçası. Çünkü sezgisel yeteneklerim doğduğum günden beri çok açık da olsa birçok şeyi hissetsem, bilsem bile... Bunlara direnç gösteriyordum. Kendime dahi itiraf etmek istemiyordum. Kendimle tutarsız olmamak için çünkü çok sert bir şekilde bunları reddetmiştim. Ve dediğim gibi bunun sebebi aslında bana Tanrı olarak öğretilen şey veya Onunla nasıl iletişim kurup nasıl iletişim kuramayacağım, onun nasıl birisi olduğu ya da nasıl birisi olmadığı hakkındaki fikirler bana anlatılanlar bana ters geliyordu. Ve bu yüzden de ben de işte Allah böyle birisiyse ben o zaman e, dinlerden nasıl hiçbir şey kabul etmem diyerek bu alanlardan uzaklaşmıştım. Ta ki belli kırılımlar yaşanana kadar ancak şu an olduğum noktaya gelmemde tabii ki de zihnim o şekilde çalışırken birazcık zihnimi ikna edecek tarzda, aradaki bağlantıları kuracak tarzda bilgileri öğrenmemin çok büyük etkisi var. Yani şunu kastediyorum. Fiziksel fizyolojik olanla görmediğimiz alanda olan şeylerin bağlantısı bunu en iyi nasıl anlayabiliriz? Bunu en iyi kendi sistemimiz ve kendi bedenimiz üzerinden anlayabiliriz. Çünkü bir şeyleri gözlemleme, test etme fırsatımız var. Evrenin her yerini her an gözlemleyemeyebiliriz. Belli inanç kırılımları yaşamadan hemen her bilgiyi kabul etmeyebiliriz. Enerjiyle alakalı, realitenin nasıl çalıştığıyla alakalı. O yüzden size anlam ifade etmiyor olabilir ama bir tarafınızda inanmak istiyor ve sanki bildiğinizin ötesinde bir şeyler olduğunu biliyor da olabilir. İşte benim halim böyleydi ve aradaki bağlantıları aslında şu an bilim dediğimiz şeyin de bu konuları kanıtlayabileceğini algılayabildikçe olmuştu. Bilim ve spiritüellik arasındaki bağlantı hakkında sabah kadar konuşabilirim. Bu görüşlerimi de paylaşmak isterim elbette ki. Şimdilik bunları başka videoya saklamayı tercih ediyorum ve hemen kitap önerilerime geçiyorum. İlk okuduğum ve bakış açımı radikal düzeyde değiştiren, daha doğrusu benim içsel olarak bildiğim şeyleri daha tane tane ve bilimsel bir dille anlatan en önemli kitaplardan birisi vücudunuz hayır diyorsa When the body says no, Gabor Mate'nin bir kitabı. Gabor Mate bir doktor. Kendisi çalışma hayatı boyunca gördüğü önüne gelen vakalardan ve bilimin genelde çözümsüz, çaresiz ya da sebepsiz olarak gördüğü hastalıklara sahip vakalar üzerinden ortak paternleri tespit ederek bunu da kitaplaştırmış. Bunlar şunun gibi vakalar. MS dediğimiz multiple skleroz, ALS hastalığı, Parkinson gibi nörodejeneratif yani nöronların sinir sisteminin dejenere olduğu, yapısının bozulduğu, bağışıklık sisteminin kendi kendine saldırdığı, yani organizmanın kendini yok etmeye çalıştığı ve biliminde kesin bir çözüm geliştiremediği hastalıklar. Bu insanların hayatları boyunca neler yaşadığını ve ortak paternlerini ele almış. Örneğin bu insanların pek çoğu en başta kendilerine değer vermeyen insanlar. Bütün hayatlarını başkaları için yaşayan insanlar ve bir yerden sonra artık beden kendine şunu demeye başlıyor. Ben değersizim, ben önemsizim, benim yaşamama gerek yok, benim iyi olmama gerek yok. Yani beden kendi kendine saldırıyor. Bu yalnızca bir örnek, çok kıymetli bir kitap. Genel olarak da Gabor Mateyi ve diğer çalışmalarını da takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Sıradaki kitabımız İnancın Biyolojisi. Hücre biyoloğu olan Bruce Lipton tarafından yazılmış. Ee, şöyle bir dipnot. Bruce Lipton ve Gabor Mate hem bilim dünyasının içinde olan hem de aslında bu göremediğimiz alanla her şeyi yaratan evren, kozmos, enerji ile ilgilenen insanlar. Bu ikisi arasındaki bağlantıyı kurma çabasında olan insanlar. Bu yüzden de daha katı ve görüşlü bilim insanları tarafından biraz dışlanan da insanlar zaman zaman ama bu riski göze alıp doğrularını konuşmalarını ve bu dünyanın içinde bu şekilde penetre etmelerini çok takdir ediyorum. Bunu da söylemeden geçemiyorum. O yüzden ikisini de severim. Bruce Lipton yazdığı bu kitapta gerçekten düşüncelerimizin, düşünme şeklimizin hücrelerin operasyonunu değiştirdiğini anlatıyor. Bedenimizde milyarlarca hücre her an biz onlara emir komut vermeden, biz onların ne yaptığını bilmeden çalışır haldeler ve düşünün milyarlarca hücrenin her yaptığı şeyden sizin haberiniz olmuyor. Bir durum artık sizin farkındalık alanınıza çıkması gerektiğinde sizin haberiniz oluyor. Örneğin aylarca belki yıllarca reaksiyonlar, işlemler oluyor 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 ve siz en son hasta oluyorsunuz ya da en son bir yeriniz ağrımaya başlıyor ve ah şuram ağrıyor. Bilgisi size geliyor. Orada o ağrıyı yaratacak durum kim bilir kaç ayda oluştu. O durumu kim bilir neler yarattı. Hangi alışkanlıklar. Kaç kere merdiveni yanlış çıktınız da diziniz ağrımaya başladı örneğin. Dolayısıyla vücut bu anlamda muazzam bir mekanizma ve bu da bize şunu kanıtlamalı diye düşünüyorum. Bedenin Hangi bilgileri algıladığını, o bilgilerle ne yaptığını, o bilgilerin ne kadarının bizim farkındalık alanımıza eriştiğini, ne kadarınısa biz hiç fark etmeden arka planda yaşandığını kanıtlamalı. Şunun gibi sizin bilgisayarınızda 2-3 tane pencere açık olabilir sadece ama görev yöneticisini açarsanız en arkada onlarca programın çalıştığını görebilirsiniz. Sırf siz o pencereleri açıp kullanabilin diye bilgisayarınızda her an arkada yüzlerce işlem dönüyor. Beden de bunun gibi. Ve Bruce Lipton burada şunu anlatıyor. Bizim hücrelerimiz, hücre duvarımız, DNA'mız, genetiğimiz her an etrafta olan çok fazla şeyden haberdarlar aslında. Kendilerine göre bir manyetizmaları var. Kendilerine göre bir akılları var. Ve bizim düşünme şeklimiz, düşünce kalıplarımız aslında zaman içerisinde bazı genlerin nasıl çalıştığına karar veriyorlar. Zaten bu alana da epigenetik deniyor. Epigenetik alanında bunlara ilgi duyuyorsanız ekstradan araştırmanızı öneririm. Genlerimize, genlerimizden taşıdığımız her şeye mahkum değiliz. Öyle genler var ki, öyle hafızalar var ki DNA'mıza taşıdığımız bir hayat içerisinde oradaki aktivasyon hiç yaşanmayabiliyor ve biz o DNA'da taşıdığımız şeyin sonuçlarıyla hiç karşılaşmayabiliyoruz. Örneğin kanser ihtimali taşıyan genler gibi. Zaten aile dizimi ya da atasoylarımıza dayanan konular aslında böyle çalışıyor ve biz Oradaki karmayı, oradaki mirası aslında şu anki davranışımızı, şu anki düşüncemizi, şu anki bakış açımızı değiştirdiğimizde değiştirebiliyoruz. Aileden, atalardan bize miras kaldı diye onun sonuçlarını yaşamak zorunda değiliz. Ancak bu hayatta bazı düşünceleri, bazı bakış açılarını otopilot bir şekilde devam ettirirsek bazen o genler işte aktive oluyor ve biz sonuçlarını yaşıyoruz. İşte bu genlerin aktive olmadan atıl bir şekilde taşınması ya da aktive olup sonuçlarını açığa çıkartmasıyla ilgilenen yani bunların çevresel faktörlerden nasıl etkilendiğini araştıran bilim dalına epigenetik deniyor. Bruce Lipton kitabında bu konulara değiniyor. Şüpheci zihinler için güzel bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Bu ikisine değinmişken de diğer bir öneriye geçiyorum. Bu öneri bir kitap değil, belgesel. Heal, Türkçe isminden emin değilim. Heal, iyileşmek, şifalanmak demek. Bu belgeselde saydığım bu iki doktorun ikisi de var. Hastalıklarla ruhsal durumumuz arasındaki bağlantıyı, travmayı bunları örnekler üzerinden anlatıyorlar. Şu an hangi platformlarda yayında olduğunu tam olarak bilmiyorum. Araştırabilirsiniz, mutlaka izleyin. Sıradaki kitabımız Beyindeki Hayaletler. Bu kitabı okuyan ya da bileniniz varsa diğer kitaplarla tam aynı kategoride bulmayabilirler. Bu kitap bilim, spiritüel diyemeyeceğim ama daha çok bilimsel bir kitap. Şu yüzden önermek istedim. Bu kitap da yine beyin üzerine çalışan bir doktorun kendi deneyimlerini içeriyor. Aslında bu kitap şunu anlatıyor. Gözümüzle görüyoruz ve algılıyoruz diye algıladığımız her şeyin doğru olmayabileceğini, zihnin bağlantı kurma şekli bozulduğunda, sekte uğradığında, fizyolojik bir problem yaşadığımızda gerçeklik algımızın nasıl değiştiğini ve şekillendiğini çok güzel anlatıyor. Aslında kitap uzvunu kaybetmiş herhangi bir uzvunu kaybetmiş insanların o uzvun hala orada olduğunu hissetmesi gibi e, zihinsel bağlantılar ve bunun üstüne yaptığı çalışmalardan başlıyor. Halüsinasyon gören hastalar olsun, beyninin bir kenarında problem olunca e, farklı şekiller görmeye başlayan kişiler sinir sistemimizin, nöron yapımızın duyularla algıların, duyularla düşüncelerin, düşüncelerle duyguların bunların hepsinin arasında bağlantı olduğunu kavramamız önemli. O zaman işte ruh dediğimiz, pisişe dediğimiz şeyin, bilinç altı dediğimiz, bilinç üstü dediğimiz şeyin nerelere oturduğunu daha iyi idrak edebiliyoruz. O yüzden eğer bu taraflara meraklıysak ve tam olarak algılamak istiyorsak buralara çalışmak çok önemli diye düşünüyorum. Bir diğer kitap psikolojiden geliyor. İyi hissetmek. David Burns yaygın duygu durum bozukluklarının depresyon başta olmak üzere bilişsel kaynaklarını araştırıyor ve bu konuda çeşitli egzersizler, çeşitli bakış açısı değişimleri dönüşümleri sunuyor bize. Aslında genel geçer klasik psikoloji yaklaşımından çok haz etmem belli sebeplerden ötürü. Onu da başka zaman konuşuruz. Ancak bu bilişsel davranışçı psikoloji ve biraz daha yeni bilişsel ekoller bir sürü konsepti yine birbirine bağlamaya müsait bu kitapta en sevdiğim şey şu olmuştu. Kendi yaşadığım depresyon süreçlerinde okuduğum bir kitaptı. Gerçekliği algılama şeklimin, gerçekliğe dair yaptığım çarpıtmaların ne kadar etkisi olduğunu gerçekten anlamaya başlamıştım ve duygularımla düşünce paternlerimin arasındaki bağlantıyı anlamaya başlamıştım. Bu kitapta bilişsel çarpıtmalardan bahsediliyor. Yani gerçekliği bir şekilde görüyoruz ama onu içeri alırken kendi bakış açımız eşliğinde almayı tercih ediyoruz. Ve burada da bizim duygu durumumuzun dengesini bozan bazı ortak kalıplar var. Bir tanesi bir olayda olan şeyi hayatın bütününün gerçekliğiymiş gibi göstermek. Yani ayağınız takılıp düştüğünüzde ben zaten hep düşüyorum. Hayat hep böyle bir yer demek. Ve bunun gibi bir sürü örnek var. Bu çarpıtmaları yapmayı alışkanlık haline getirdiğimizde daha büyük çaplı hasarlar veriyor aslında bu bizim mental yapımıza. Bu alışkanlıklara dikkat getirip fark etmek ve onların kırılımını gerçekleştirmek, bakış açımızı genişletmek anlamında güzel bir kaynak olmuştu benim için. Ve diğer bir favorim beyin ve bağırsak. Uzun uzun yıllar bağırsak ve mide problemleri yaşadım. En çok da Irritable bağırsak sendromu dediğimiz durumu yaşadım. Bu yüzden bu benim için çok önemli bir konuydu. Gut brain axis diye geçen bir kavram var. Yani beyin bağırsak aksı. Bağırsaklar ezoterik öğretilerde, yogada Solar plexus dediğimiz karın çakrası bölgesine denk geliyor. Zaten solar solar güneşle alakalı, güneşe dair olan demek. Plexus da sinir ağı demek. Yani güneş sinir ağı. Bizim bu bedenimizin ortası, karın bölgemiz bedenimizin güneşi gibi. Nasıl ki bu hayata yaşamı veren, o mekanik enerjiyi veren, ısıyı veren kaynak güneşse bedenimizde de canlılığın yaşanabilmesi için karın bölgemiz kaynak. Dolayısıyla bu bölge çok kritik ve çok hassas bir bölge. Bağırsaklarla ilgili kendimizi eğitmek, bu karın bölgesindeki hislere, oradaki iç sesimize, oradaki duygu durumumuzu kontrol eden sinirlere, bunlara odaklanmak ve bunlarla ilgili kendimizi eğitmek çok önemli bence ruhsal yolculukta. Bu kitaptaki konu daha çok beslenme şeklimizin, beslenmemizin içine girmiş, şu an aslında biyolojimizle uyumlu olmayan yiyecek tiplerinin özellikle tahılın, glutenin ki parantez açıyorum gluten biraz tartışmalı bir konu. Bağırsak sağlığımızı dışarıdan aldığımız yiyeceklerin besinlerini nasıl içeriye alıp emebildiğimizi etkileyişi üzerinden anlatıyor ve bunun uzun vadede yol açtığı hastalıkları anlatıyor. Şöyle diyebiliriz. Bağırsaklarımızın duvarı ve onların geçirgenliği doğru çalışmadığı sürece ne yersek yiyelim vücudumuza doğru besinleri alamıyor oluyoruz. Hatta bağırsağımızın süzüp dışarı atması gereken daha toksik maddeleri de yanlışlıkla içeri almış oluyoruz. O toksinlerin birikimi de yine tıpta çözümsüz, çaresiz, nereden geldiği bilinmiyor gibi bakılan bazı hastalıkların majör sebepleri olma adayı ve bunun en başlı başına olanı otizm ve bu kitapta da, da bunun üzerinde epeyce durulmuş. Çok tavsiyedir. Geldik başka bir mihenk taşımıza kaplanı uyandırmak. Kaplanı uyandırmak Peter Levin'in kitabı. Ben de şu anda ortalarındayım. Ama kaplanı uyandırmak benim yoga eğitimimden beri hocamın tavsiye ettiği ve yıllardır gözümün üstünde olduğu bir kitaptı. Bu kitabın önemi şu. Peter Levin somatik deneyimleme denilen bir disiplinin Kurucusu ya da kurucularından biri somatik deneyimleme bizim bedensel olarak e, travmayı, duyguyu, deneyimleri kaydedişimizle ve bu kayıtları beden üzerinden sinir sistemi üzerinden dönüştürmemizle ilgilenen bir disiplin. Bu kitapta da sinir sistemi, travma ilişkisi ve bununla ilgili yapabileceğimiz küçük egzersizler anlatılıyor diyebiliriz. Genel olarak sinir sistemini ve travmayı anlamak gerçekten ama gerçekten çok önemli. Bedenimizle yeniden bağlantı kurmak, bedenimizin içinde hissetmek, bedenimizin içerisinde mevcut olan deneyimlerle konuşabilmek, bağlantı kurabilmek eşittir ilahi olanla bağlantı kurabilmek diyebilirim. Çünkü bizim en büyük öğretmenimiz, en büyük rehberimiz kendi bedenimizin içi, kendi deneyim alanımız ve bu işte bilimle fizyoloji nasıl bağlanıyor diyorsanız en net cevap en kestirme yol somatik deneyimleme disiplini ve onun içerisindeki öğretiler diye anlıyorum ben şu ana kadarki okuma araştırmalarımdan. Ve son kitabımız, ben bu kitabı okumadım ama dediğim gibi yıllardır radarımda ve yazarının videolarını, podcastlerinde çok takip ettim. Beden kayıt tutar. Bessel van der Kolk. Bessel van der Kolk Post travmatik stres sendromu üzerine çalışmış bir doktor. Ne? Ehe. Keşke şu insanların mesleklerini tam bilsem de öyle konuşsam. Ne diyeyim psikolog mu neyim psikiyatrist mi diyeyim? Belki hiçbiri değil. Bessel van der Kolk. Psikiyatrist ha. Kendisi bir psikiyatrist. Travma kavramı ve konsepti ve özellikle de post travmatik stres bozukluğu üzerine çalışmış yaptığı çalışmalar gerçekten çok kıymetli. Kendisi psikiyatri alanında daha yenilikçi, daha inovatif yöntemlerle ilgilenen ayrıca bu çalışmaları meditasyon gibi ruhsal öğretilere kadar genişletmeyi seçen birisi. Bu konularda makaleleri var. Örneğin meditasyon yapan insanların bedeniyle bağlantısı ya da travmalara verdikleri tepki ya da bir nefes egzersizinin bunlara etkisi gibi yani bu konuları araştıran yine bu bilimsel dünyanın içerisine bu konseptleri dahil etmekle ilgilenen bir insan özellikle de çalışmaları Vietnam savaşından çıkmış insanları kapsıyor. Orada yaşadıkları büyük travma ve onların üstüne verdikleri tepkiler ve bunların nasıl iyileştirip dönüştürülebileceği ile alakalı ortak unsurları araştıran birisi bu kitabı okumak veya kendisinin yaptığı diğer çalışmaları incelemek isterseniz mutlaka bakınız. Bu kitap tavsiyeleri ve bu içerik hoşuna gittiyse kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma. Son bir önerim ise bir film. I Origins. I Origins filmi evrim üzerine çalışan biyolog bir adam ve manevi inançları olan bir kadının romantik ilişkisi üzerinden bize bir hikaye anlatıyor. Bu hikayenin içerisinde her iki dünyayı algılayış biçiminin arasındaki kontrastlar bu iki kişinin ilişkisi ve yaşadıkları üzerinden aktarılıyor. Ne söylesem biraz spoiler'a girecek. İzleme listenize atın bir bakın derim. Evet siz bu kitaplardan herhangi birini okudunuz mu? Okuduysanız size nasıl geldi? Veya bu videoyu izledikten sonra okumaya sipariş etmeye karar verdikleriniz oldu mu? Lütfen benimle yorumlarda geri bildirimlerinizi paylaşın. Bu videoda anlattıklarım ve benzeri daha pek çok konuyu konuşup tartışmak, paylaşmak ve meditasyon yapmak için açtığım bir alan olan Meditasyon Kulübü'ne her birinizi beklerim. Ayrıca benimle birebir çalışmak isterseniz dönüşümsel koçluk başvurusu için de aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Bana kitap önerileri çok soruluyor. Ben de bu kitap önerilerini mümkün olduğunca belli temalar, belli başlıklar altında toparlamaya çalışıyorum. Bunun gibi daha fazla kitap içerik önerisi görmek istiyorsanız da lütfen bana iletin. Dilerim bunların yolculuğunuza katkısı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz.